Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Yine bir önceki videoda sırayla izlediğinizi varsayıyorum. Buradaydık, bunu yaptık. İşte öğrenci dil bilgisayarı oluşturduk. Öğrenci nokta matematik, İngilizce dediğimiz zaman burada ekleyebiliyorduk, sonra İngilizce de görüntüleyebiliyorduk. Ama bunu bu şekilde yapmamızın hiçbir mantığı yok. Dil bilgisayarı oluşturmamızdaki en büyük mantık, bir sürü öğrenci oluşturacağız ve burada işte derslerimiz olacak, değil mi? Hatta şuraya İngilizce de buraya ekleyelim. İngilizce. Hatta burada sıfır diyeceğiz. Şimdi burada derslerin notlarını burada sabit tutarsam bütün ekleyeceğim öğrenciler için sabit olacak. Geleceğim buraya, diyeceğim ki mesela Ali, böyle de yazarız fark etmez. Öğrenci. Aşağıya indik. Bundan sonra Ali artık bu sınıfın içerisinde. Ben buraya Ali nokta İngilizce eşittir. Ali'nin mesela İngilizce notu kaç olsun? 90. Sonra yine Ali nokta matematik eşittir 78. Ali nokta kimya eşittir 98. Ali nokta bizi kaldı, değil mi? Evet. Eşittir 69. Sonra ben geldim buraya. Mehmet eşittir öğrenci dedim. Mehmet de bir öğrenci. Sonra buraya geliyorum. Mehmet eşittir. Hatta Mehmet nokta dediğim zaman yine bunlar çıkıyor. Mehmet'in kimya notu 79. Yine Mehmet nokta fizik 57. Mehmet nokta kimya yapmıştık. İngilizce kaldı sadece, değil mi? Yok, İngilizce matematik. Doksan. Evet, nokta. C. 97. Şimdi bunları ben direkt ekliyorum. Bir tane klas var. Sadece bir tane matematik, fizik, kimya var. Burada biz sınıfımızı oluşturduk. Ben buraya geliyorum. Mesela ne öğrenmek istiyorum ben? Mehmet'in print. Mesela Mehmet'in fizik notunu öğrenmek istiyorum. Bunu biz ileride projelerimizde kullanacağız. 57. İşte Mehmet'in hangi notunu öğrenmek istiyorum? Matematik notunu öğrenmek istiyorum. 90. İşte başka ne var? Mehmet'in İngilizce. Hatta hem Mehmet'in İngilizce. Ben iki öğrenci karşılaştıracağım mesela. Oraya diyorum ki Ali. De İngilizce not. Bu şekilde. Mehmet'inki bu. Ali'ninki bu. Ondan sonra hatta şöyle yapabilirim. Mehmet'in Ali'nin diye bu şekilde oluşturabilirim. Tabi buraya biz artı yapacağız. Tamamdır. Şu an hata alır mıyız burada? Aldık. Notu. Aa, ben orayı durdurdum. Şu şekilde arkadaşlar virgül oluyor. Şu an nerede durdurduğumu hatırlamıyorum. Umarım burayı anlatmışımdır. İşte Mehmet'in
Virgül dedik. Mehmet İngilizce yazdık. Mehmet'inki 97, Ali'ninki 90. Ve şöyle bir sorun var burada. Şu liste olunca özellikle. Burada sabit, yani biz bir şeyi string veya integer, float da olur. Bu değerleri yapabiliyoruz. Ama mesela liste koyduk buraya. Öğrencileri, yani sınıf içerisinde hobileri. Burada da biz hobilerini ekleyeceğiz her öğrenci başına. Ne diyelim? Ali nokta hobileri, burada artı eşittir diyeceğiz veya append diyebiliriz. Bunu kullanabiliriz. Artı eşittir diyelim. Burada biz ne yapıyorduk? Yine liste içerisinde ne diyelim mesela? Müzik dinlemek ki bir hobisi olsun Ali. Sonra gelelim. Mehmet hobilerine de köşeli parantez kitap okumak olsun. Mehmet'in de kitap okumak diye bir hobisi var. Bunun içine istediğiniz kadar koyabilirsiniz. Virgül dersiniz. Tekrar bir şeyler yazarsanız. Şimdi ben burada görmek istediğim şey benim. Hatta Mehmet'in deyip yine Mehmet nokta hobileri diyorum. Ali de Ali nokta hobileri diyorum. Bakalım nasıl bir şey ortaya çıkacak. Mehmet'in müzik dinlemek, kitap okumak. Ali'nin müzik dinlemek, kitap okumak. Biz ama normalde ne yaptık? Ali müzik dinlemeyi seviyordu. Burada ikisine de geldi. Evet arkadaşlar, burada bu sorunu göstermek istedim zaten. Liste olunca biz ayırsak da böyle kişileri, o listenin içindeki bütün değerler bütün kişilere. Ben buraya 10 tane farklı öğrenci ismi ekleseydim de hepsine aynı değerler olacaktı. Bunları ayırmak için bir fonksiyon yazıyoruz ayrı. Ona da örnekleme deniyor. Onu da bir sonraki videoda anlatacağım. Yani o şekilde yaptığımızda liste içerisinde biz birilerine, burada kişilere ayrı ayrı hobiler atabiliyoruz. Mesela biz bunu nerede kullanacağız? Sözlükte kullanacağız. Bir kelimenin anlamları olacak. Bir sürü anlamı olacağı için biz anlam için listeyi kullanacağız. Eğer direkt böyle yaparsak eklediğimiz bir sürü, biz binlerce kelime ekleyeceğiz mesela. Bir kelimede bütün anlamları, yani toplam ne kadar anlam yüklediysek hepsi bir tane kelimede de gözükebilir. Böyle yaparsak biz bunu bir sonraki videoda engelleyeceğiz. O yüzden sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.